Bu videoda size yepyeni bir teknolojiden bahsedeceğim. Aslında böyle teknolojilerden bahsetmemiz lazım. Niye biliyor musunuz? Mesela bir tane telefon var. İşte telefonda iki tane kamera var. Üçüncüsü gelmiş. 30x yaklaştırıyorduk. 50x yaklaştırıyoruz. Ya bunlar da güzel ama yani günlük hayatımızı değiştiren teknolojileri özlüyoruz. İşte onlardan bir tanesini şu anda sizlerle tanıştıracağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü buradaki teknoloji günlük hayatımızda her zaman yanımızda taşıdığımız anahtarı taşımamızı artık bıraktıracak bir teknoloji. Gelin yakından bakalım. Markamızın adı Yale. Yale aslında güvenlik konusunda mekanik olarak bize çok uzun zamandır hizmet veren bir marka. Kapılarda kullandığımız birçok güvenlik sisteminin de mucidi aslında. Şimdi dijital dönüşüme Yale markası da ayak uydurmuş. Benim çok hoşuma gidecek, Shiftly takipçilerin çok hoşuna gidecek bir teknolojiyle karşı karşıyayız şu anda. Şimdi anlatacağımız ürünün adı Yale Linus Akıllı Kilit Sistemi. Bunu kutusundan çıkartacağız. Kurulumu yapacağız, uygulamamız var, onu kuracağız ve sonrasında da nasıl kullanılacağına hep beraber yakından bakacağız. Biraz büyük bir kutu var ama hiç gözünüz korkmasın çünkü kutunun içerisinden gerçekten muazzam bir takım çıkacak, bir ekip çıkacak. Bunun neler olduğunu hep beraber bakacağız. Burada Make It Smart yani akıllı yap diye bir kitapçık var. Bu kitapçığın içerisinde neler yapmanız gerektiği, hangi ürünlerin olduğu, hayatınızı nasıl kolaylaştıracağı çok güzel bir şekilde anlatılmış. Türkçe bir kitapçık olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bunu okumanızda fayda var. Sonrasında işte Red Dot tasarım ödüllü bir Linus Smart Lock adlı bir ünite var. Bunların hepsine yakından bakacağız. İşte o en sevdiğimiz Wi-Fi Bridge, Connect Wi-Fi Bridge var. Bunu da sizlere anlatacağım çünkü evimizin kapısını ya da ofisimizin kapısını internete bağlı olan her yerden açabileceğiz. Sonrasında da kapımızdaki sistem eğer uyumlu değilse onu uyumlu hale getirecek bir anahtar ünitesini de görüyoruz. Ve kutunun içeriği bu kadar arkadaşlar. Buradaki malzemeleri bir kenara bırakalım ve 3 tane kutuya odaklanalım. Bakalım bunların içerisinde neler çıkacak. Öncelikle ben sizlere Linus Smart Lock'tan bahsetmek istiyorum. Bu yapı sayesinde her zaman kullandığımız anahtarımız akıllı hale geliyor, kilidimiz akıllı hale geliyor ve yanımızda metal bir anahtar taşımamıza gerek kalmıyor. Aynı zamanda olay sadece anahtardan kurtarmak da değil. Mesela biz kapı kilidimizi akıllı hale getirdiğimizde neler yapabiliriz onu bir düşünelim. Mesela bizim ofisimiz var. Ofisimizde bazen gece geç saatlerde çalışmamız gerekiyor ve güvenlik sebebiyle de belli sayıda belli kişilerde anahtar var. Bu anahtarların birine teslim edilmesi gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Mesela bizi bu dertten kurtaracak bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Aslında anlatabileceğim o kadar çok senaryo var ki illa bir ofis ortamı değil. Tekrar eve dönecek olursak eve diyelim ki bir arkadaşınız gelecek. Arkadaşınız sizden önce geldi. Onun kapısını siz uzaktan açabiliyorsunuz. Ülkemizde şu anda çok sık kullanımda değil ama yakında çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Kısa süreli kiralama sistemleri var. İşte Airbnb bunlardan bir tanesi. Şimdi Airbnb'de evin sahibi gelen kişiye kapıyı açmak için anahtar teslim ediyor ama buna hiç gerek yok. Yine bu sistemle uzaktan kapı açılabilir veya bir keypad var arkadaşlar. Bu keypad de aslında buradaki arkadaşların yanına dahil edilebilir. Onu da yine ek olarak satın almanız gerekiyor. O keypad'i de yine kapının kenarında bulundurabilirsiniz. Böylece etrafı yıkmadan, dökmeden, kablosuz bir şekilde ne yapabilirsiniz? Oradaki belirlediğiniz şifreyle kapının açılmasını sağlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman da bu şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu teknoloji nasıl kullanılıyor onu sizlere anlatacağım. Buradaki kutuyu açalım bakalım içinden neler çıkacak. Şuralara müdahale etmemiz gerekiyor. Bu arada ihtiyaç duyduğunuz bütün linkleri videonun açıklama kısmında bırakacağız. Güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Tabii ki buradaki bütün parçaları almanıza gerek yok. Mesela şurada Connect Wi-Fi Bridge var. Şimdi bu köprü ne için? Evinizin ya da ofisinizin kilidini internet üzerinden çok uzaktayken açmanızı sağlıyor. Ama illa siz bunu almak zorunda değilsiniz. Uygulamanız üzerinden de açabilirsiniz Bluetooth bağlantısıyla. Tabii o bağlantı yaklaşık 10 metreden çalışıyor en fazla. Ama daha da uzaktan açmak istiyorsanız buradan internete bağlayabiliyorsunuz. Bir de çok eğlenceli ya. Mesela burada asistan desteği de var. Apple Watch desteği de var. Yani saatinizle evin, iş yerinin kapısını açabiliyorsunuz. Bu çok havalı görünüyor.
Bununla beraber mesela Philips Hue ile de uyumlu. İşte ne bileyim, kapıyı açtığınızda ışıklar açılıyor vesaire gibi çok güzel senaryolar var. Beni çok heyecanlandıran bir ürün olduğunu söyleyebilirim. O nedenle bu köprüyü tabii alırsanız çok iyi olur ama almak zorunda değilsiniz. Sadece bu bile yeterli. Şimdi kutudan çıkartayım tekrar. Bu arada farklı renkler var. Şu anda bana gümüş rengi geldi. İsterseniz siyah da alabilirsiniz. Gümüş gayet güzel bir renk bu arada. Biraz ağır bir parça. Bu parçayı çıkarttık. Yapışkan bir yüzey var. Bu yüzeye de montaj kısmında ihtiyacımız olabilir. Buradaki jelatini de çıkartalım. Çok sağlam bir malzeme. Zaten beklentimiz de o şekilde olması. Montaja geçmeden önce hatırlatmam gereken bir konu var. Şu anda kullanmış olduğunuz kapının üzerindeki kilit sistemi acaba Yale Linus akıllı kilit sistemiyle uyumlu mu değil mi? Bunu anlamamız gerekiyor. Eğer uyumlu değilse, hani ailede başka bireyler olduğunu söylemiştim. Buradaki sistemi almamız ve kurmamız gerekiyor. Şimdi bunu anlamanın bir yolu var. Nedir? O da Yale'in web sitesi var. Türkçe çok güzel bir web sitesi hazırlamışlar. İlgili linki de videonun açıklama kısmında bırakıyorum. Oradaki linke tıkladıktan sonra şu anda kullanmakta olduğunuz hali hazırda var olan kilit sistemi acaba akıllı hale getirilebilir mi? Yani bu yapıyla uyumlu mu değil mi? Onu görebilirsiniz. İsterseniz gelin bizim sistemimiz uyumlu mu değil mi? Hep beraber kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi bizim kilit sistemimiz Yale Linus akıllı kilit sistemiyle uyumlu. Ama şöyle bir şey yapalım bu videoda. Hani uyumlu olmayanlar da akıllarında soru işaretleri kalmasın. Sanki bizim sistemimiz uyumlu değilmiş gibi. Bizim o kilit sistemini değiştireceğiz ve ailedeki bu bireyi kullanacağız. Dilerseniz kutusundan çıkartalım. Kutular çok kaliteli bu arada. Gerçekten malzeme kalitesi müthiş. Arkadaşlar bunun içerisinden fiziksel anahtarımız çıktı. Yedek anahtarımız çıktı. İsterseniz bu fiziksel anahtarları da kullanabileceğiz. Ama ihtiyacımız kalmayacak. Yine bir yerde durmasında fayda var. Burada bütün parçalar var. Şimdi bu parçaları nasıl birleştireceğimizi ve kapımızdaki o kilidi nasıl değiştireceğimizi izleyelim.
Halihazırda kullandığımız kapıdaki kilit sistemini değiştirdik. Bu sefer de onu akıllı hale getirecek olan Yale Linus akıllı kilit sistemini kapımıza monte edeceğiz. Dilerseniz operasyona başlayalım. Yale Linus akıllı kilit sisteminin montajını da tamamlamış olduk. Görmüş olduğunuz gibi hiç korkacak, abartılacak bir şey yok. Gerçekten çok rahat. İhtiyaç duyduğunuz zaten bütün ekipman kutunun içerisinden çıktığı için sakin bir şekilde direktifleri de okuyarak bu montajı yapabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Şimdi geldik kutunun içerisinden çıkan üçüncü parçaya. Ailenin bu üyesi aslında bu sistemi internete bağlayacak olan yapı. Dilerseniz bunu da kutundan çıkartalım. Bunun tasarımı gerçekten çok güzelmiş. Aslında ortada bir kablo karmaşası da yaratmayacak. Ne yapacaksınız? Bunu evin ya da ofisin herhangi bir yerinde fişe takacaksınız arkadaşlar. Yapmanız gereken her şey bu kadar. Bu sayede artık sistemimiz internetten kontrol edilebilir hale geliyor. Tabii ki akıllarınızda soru işaretleri olabilir. Nasıl yani? Acaba hacklenir mi? Evim ya da ofisim uzaktan açılabilir mi? Bunların cevabını vereceğim. Kutuyu kapattım ama montaja geçmeden önce size güzel bir logo açıklaması yapmak istiyorum. Şimdi burada Google Asistan logosu var. Sonrasında Apple HomeKit var. Amazon Alexa var. Aslında diğer işbirlikleri de var ama en popülerleri bunlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Asistan desteğiyle biz bu kilitleri de açabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir Android telefon kullanıyorsanız Google Asistan, bir iPhone kullanıyorsunuz Apple HomeKit ya da Amazon Alexa üzerinden de bu kontrolleri yapabiliyorsunuz. Geldik uygulamanın kullanımına. Aslında bu saatten sonra işin en keyifli tarafı var. Çünkü Yale'in mobil uygulaması, yine ihtiyaç duyduğunuz linkleri açıklama kısmında bırakacağız. Ücretsiz bir şekilde kurabiliyorsunuz. Hesabınızı açıyorsunuz. Hesabınızı açtıktan sonra eğer internet üzerinden bu sistemi kontrol etmek istiyorsanız köprüyle eşleştirmeniz gerekiyor. Dilerseniz bu köprüyle eşleştirme işlemi nasıl yapılıyor? Hep beraber bakalım.
İzlemiş olduğunuz gibi adımlar gayet basit, çok kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği adımlar bunlar. Yine merak ettiğiniz teknik bir konu olursa videonun açıklama kısmında yazabilirsiniz. Burada da bilen arkadaşlar bilmeyenlere yardımcı olabilir. Biz de gördüğümüz sürece tabii ki oradaki yorumlara yanıt vermeye çalışacağız sevgili dostlar. Uygulamayı kullanmak oldukça basit. Uygulamanın içerisine girdikçe aslında çok daha verimli hale getirebileceğiniz, her şeyin sizin kontrolünüz dahilinde gerçekleşebileceği bir sürü seçenek görüyorsunuz. İşte eve kimler girebilsin ya da kimler ne kadar sürede bu erişime sahip olsun. İsterseniz bunları ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Tüm bunları yapabilmek uygulamanın ara biriminde mümkün ve Türkçe ara birimle bunlar size sunuluyor. Dilerseniz uygulamanın ara biriminde biraz turlayalım. Geldik videonun sonuna. Gerçekten böyle teknolojilere ihtiyacımız var. Çünkü hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler aslında tam olarak bu. Belki daha fazla kameraya sahip olan veya optik zoom'u çok daha ilerlemiş bir akıllı telefon da sizi mutlu edebilir. Ama bana soracak olursanız gerçekten şu günlerde ihtiyacımız olan teknoloji tam olarak bu. Çünkü bizi anahtardan kurtaran ya da bir misafirimiz eve geldiğinde, bir kargo şirketinden biri eve geldiğinde veya ofisinize giriş yapmak istendiğinde anahtar kimdeydi, sende miydi gibi bir sürü sorundan, dertten kurtaran bu sistem kesinlikle çok faydalı. Günlük hayatımızı kolaylaştıran Yale Linus akıllı kilit sistemini sizlerle paylaşmış olduk sevgili dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi de lütfen yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.